Arkadaşlar Türk tarihinin önemli aşamalarından biri olan Türk İslam tarihini inceleyeceğiz. Türk İslam tarihi içerisinde Türklerin Müslüman olduktan sonra kurdukları devletlere, kültür ve medeniyetlerine bakacağız. Öncelikle Türk İslam tarihini Talas Savaşı ile başlatıyoruz. Dolayısıyla Türk İslam tarihinin başlangıcı 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı'dır. Talas Savaşı e, İslam dünyası üzerinde önemli bir savaş olduğu kadar Türk dünyası üzerinde de etkili olan ve önemli olan bir savaştır. Talas Savaşı 751 yılında Abbasilerle yani Müslüman Araplarla Çinliler arasında gerçekleşmiş. Ve aynı zamanda Müslüman Arapların yanında da Türkler savaşta yer almışlardır. Dolayısıyla Talas Savaşı'nın sebebi Türklerin Orta Asya etkinliklerinin azalması ve Çin'e karşı Abbasilerden yardım istemesidir. Çünkü 750 yıllarda artık arkadaşlar Orta Asya'da güçlü bir Türk devleti bulunmamakta ve Çin bundan faydalanıp Orta Asya'da yayılma politikası içerisine girmiştir. Dolayısıyla Türkler de bundan dolayı Abbasilerden yani Müslüman Araplardan yardım istemişlerdir. Ve dolayısıyla da Abbasi Türk İttifakı Çin'le savaşmış ve Çin'i yenilgiye uğratmıştır. Yani Talas Savaşı'nı Türk ve Abbasi İttifakı kazanmış. Talas Savaşı'nın hem İslam tarih açısından hem de Türk tarih açısından önemli bir savaş olduğunu söyledik. Ve beraberinde getirdiği sonuçlar da oldukça önemlidir. Talas Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda öncelikle Orta Asya'da İslam egemenliği başlamıştır. Yani Çin tehdidi altına girmesi beklenen Orta Asya daha çok İslam kültürünün etkisi altına girmiştir. Bununla birlikte Türk ve Müslüman Araplar arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler artmış ve bunun sonucunda da Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmişlerdir. İşte biz Talas Savaşı'nı yani Türklerin artık kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesi olayını artık Türk İslam tarihinin başlattığını söylüyoruz. Dolayısıyla böylelikle Türk İslam tarihi başlamıştır. Bunun dışında Türk ve Müslüman Arap yakınlaşması sonucunda Türkler İslam Devleti'nin ordu ve yönetim kadrolarında görevler almaya başlamışlardır. Ve bir de Talas Savaşı'nın arkadaşlar bizi ilgilendiren e, özellikle kültürel ve teknik bir sonucu var. Biliyoruz ki bazı teknik buluşlar özellikle kağıt, matbaa, pusula, barut gibi buluşlar Çin'de ortaya çıkmıştı. Ve İslam dünyasının bu teknik buluşlarla tanışması Talas Savaşı ile ortaya çıkmış. Talas Savaşı ile birlikte kağıt, matbaa, pusula ve barut İslam dünyasına Çin'den taşınmıştır. Hatta biliyoruz ki daha sonraki dönemlerde Haçlı seferleriyle de İslam dünyasından Avrupa'ya taşınacak bu teknik buluşlar. Evet, ta savaşından sonra Türklerin yavaş yavaş kalabalık gruplar halinde İslamiyeti kabul ettiğini söylemiştik. Ancak bu durumda Türklerin İslamiyeti kabul etmesini kolaylaştıran bazı unsurlar da var. Özellikle Türklerin İslamiyeti kabulünü kolaylaştıran unsurlar arasında Türklerin eski inancı olan Gök Tanrı inancı ve İslamiyet arasındaki benzerlikler ön plandadır. Özellikle Gök Tanrı inancının ve İslam inancının tek tanrılı olması Yine gök tanrı inancında da cennet ve cehennem kavramları, ahiret inancı, yılın belli dönemlerinde kurban verme uygulamalarının olması Türklerin İslamiyete geçişini kolaylaştırmış. Bunun dışında Orta Asya'daki eski Türk toplumundaki ahlak anlayışıyla İslam kültürüyle birlikte gelen ahlak anlayışının benzerlikler göstermesi, bunun dışında Türklerin cihan hakimiyeti düşüncesiyle İslam dinindeki cihat anlayışının benzerlik göstermesi. Yani arkadaşlar biz bunu askeri anlayışlarının benzerlik göstermesi şeklinde de yorumlayabiliriz. Çünkü Türk kağanları, Türk hükümdarları devletin başına geçtiklerinde bütün dünyayı yönetmekle kendilerini görevlendirirler. Bütün dünyaya hakim olmak yani cihan hakimiyeti anlayışını benimserler. E buna benzer bir uygulama da cihat anlayışı da İslam dininde vardır. Yani dünya üzerinde İslamiyetin yayılması anlayışıdır. Türklerdeki cihan hakimiyeti, İslam dünyasındaki cihat anlayışı bu anlamda askeri anlamda e, fetih politikasını destekler. Bu da birbirine benzerlik gösterir. Ve özellikle Abbasilerin Emevilerden kalma mevali politikasını artık terk edip daha hoşgörülü bir siyaset izlemeleri. Çünkü e, İslam tarihi döneminde Emeviler döneminde biz Emevilerin Mevali siyaseti izlediğini biliyoruz. Dolayısıyla Mevali politikası kölecilik siyasetidir. Yani aşırı Arap milliyetçiliği politikasıdır. Ve bu yüzden Emeviler Mevali siyaseti izledikleri için egemenlik altına alınan toplumlar İslamiyet'e tepkiyle yaklaşmışlardı. Emevilere tepkiyle yaklaşmışlardı ırçı siyaset yüzünden. Ama artık Abbasiler döneminde biz Emevilerden kalma Mevali siyasetinin tamamen terk edildiğini görüyoruz. Yani daha hoşgörülü ve daha ümmetçi bir anlayış var. E bu da tabii Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştıran bir unsurdur. Özellikle Türk işler döneminde Emevilerle Türkler savaşmışlar ama Abbasiler döneminde Türkler İslamiyet'i kabul etmişler. Bu durumda zaten bunun bir anlamda kanıtıdır. Müzik